Merhaba Paşa.com takipçileri. Mustafa Kemal Paşa son yılların en sıcak gününü yaşıyor. Sıcaklık telefon derecelerinde 45'e kadar çıkmış durumda. Bu sıcak havada biz bu şartlarda zor dururken bir de ateş karşısında çalışmak zorunda kalan esnaflarımız var. Onlar günü nasıl geçiriyorlar? Onlara misafir olacağız az sonra. Bakalım en sıcak gün onlar için nasıl geçiyor? Hep birlikte izleyelim. Evet, Karadeniz Pida Salonu'ndayız. Yılların ustası İsmail Usta ile birlikteyiz. Dışarıda 44 derecelik bir sıcak var. Kendisi şu an ocağın karşısında. O nasıl geçiriyor günü? Bir de ona soralım. Ustam nasıl? 44 derece sıcakta sen ocağın karşısındasın. Neler düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ne yaşıyorsun en sıcak? Yıllardır bu işi yaptığımız için sıcağa alışkınız. Yani sıkıntı yok bizim için. Fırıncılar bu alışkın olmaz. Sıcağı sildik kafamızda. Sıcağı sildik kafandan. Terleme var mı böyle İsmail abi? Dışarı çıktığımız zaman üşüyoruz. Öyle mi? Evet. İsmail abi 44 derece soğuk sıcakta dışarı çıktığında üşüdüğünü belirtti. Harikasın abi. O zaman sana kolay gelsin diliyorum. Şu çok sıcak ortamda ben fazla duramayacağım çünkü. Görüşmek üzere abi, kolay gelsin. Misafirim oğlum, çay söyleyeyim burada. Bu sıcakta yiyemiyorum, daha sonrası. Burada bir de söyleyeceğim. Tabii burada. İsmail abi bize erikme yapıyor, nasıl yapıyor ben anlamadım, gitti yani. Bir dahakine, kışa görüşelim İnşallah burada. Abi, görüşürüz abi, kolay gelsin. Evet, yanan esnaflar arasında en çok dönerciler etkileniyor. Bakıyorum İsmail abi. İsmail abi, dışarıda mükemmel bir hava var, sen de burada çalışmaya devam ediyorsun. En sıcak günü nasıl geçiriyorsun? Evet, güzel. Biz alıştık artık. Alıştık. Alıştık abi, ne yapalım? Dışarı çıkınca sen de üşüyor musun? Evet, üşüyorum. Bravo. Esnaf üşüyor. Bu havada dışarı çıktığında ateş karşısında çalışan bütün esnaf üşüyor. Abi kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. En sıcak yerlerden bir tanesindeyiz. Emre Fesut'tayız. Emre tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Sıcağı aldırmıyor ama içinde neler yaşıyor onu bir soralım. Emre nasıl gidiyor en sıcak günde çalışma? Çok iyi abi. Her zamanki gibi devam. Devam. Ben neyi sevmiyorsunuz abi siz burada? Yok mu sevinen? Sevinemiyoruz abi. Siz niye? Üniversitesi bu imkanı sunmuyor mu size? İş imkanlarımızla kendimizi mutlu hissediyoruz. Çalışarak hissediyoruz. Çalışarak mutlu hissediyoruz ama biraz senin olsa iyi olacak sanki. Dışarı çıkınca sevinmiyoruz abi. Öyle mi? Tamam. Yeter abi bizim için. Ben yalnız ben çok derdim, dayanamayacağım. Ali, müdahale et. Teşekkürler abi, çok iyi bir insansın. Evet, bu kadar sıcak ortamda, bu kadar sıcak mekanlarda bulunduktan sonra bir soğuk limonatayı hak ettik diye düşünüyorum. Bir soğuk limonatayla videomuza son verelim. Harika bir lezzet. Görüşmek üzere.